Buralarda çadır barakalar kurmak mecburiyetinde kaldık. Su alt yanımızdan dolup geldiği için bizim devletimizden köyümüzü kurabilmek için bir yerleşim yeri talebinde bulunuyoruz. Bizim öncelikli sorunumuz köy yerleşim yeridir. Devlet büyüklerimizden bunu özellikle talep ediyoruz. Talebimiz bu yöndedir. Sadece Sinop ilinde kalan, sınırlar içinde kalan bir arazi değil, farklı olan. Bizim aynı arazimizin içinde 500 metre mesafe var. Fark olarak bizim arazimize yakınlık 500 metre bile yok. Orada da 15.400 lira dönümü, bizde 10.400 lira. Yani 5.000 lira fark var arada. Aynı çeltik tarlası, aynı çeltik tarlası. Yani istimek olayında da bir mağduriyet. Evet, mağduriyetimiz var. Efendim ne anlatayım? Köyümüzün olduk, araziden olduk. Verdikleri para bir daha alamıyor. Su aşağıdan doldu geliyor. Yapacak bir şey yok. Köyün rezilliğini konuşalım işte. Sen de çek, ben de konuşayım. Ne yapalım? Biz mağrum durumda kaldık. Bize bakmalı biraz devlet. Elimizden gelen yok kendimizin. Ne yapacaksın? Köyün durumunu görüyoruz. Bir yanını söktük, bir yanını çektik. Bir yandan yap yok, iyi kötü bir şey girecek bir halde, duracak bir halde de o. Biz yıllardır bu memleketin çocuğuyuk. Çalıştık, çalıştık, çalıştığımızda hep boşa. Bir baraj konusu geldi. Hepimizin emeklerini aldı gitti. Bizim meyvelerimiz, tarlalarımız, her şeyimiz. Evimiz, ocağımız. Şimdi devlet bize ev yeri bile vermiyor. Yani bu devletten şikayetçi diyoruz. Bizim devlet devletimiz yine. Yalnız bize bir ev yeri bilse, biz de evimizi kursak, bir köy kursak biz bunu istiyoruz. Bizim tek şeyimiz, İsteğimiz devletten bu. Yani devlete de göre de bu büyük bir şey değil.